Hoş geldiniz millet. Bugün yine bir Don't Starve Together videosu ile karşınızdayım. Her yıl düzenlenen kış etkinliği sonunda tekrar oyuna geldi. Peki bu etkinlikte neler var? Sizlerle bir göz atalım. Öncelikle bu etkinliğe özel yiyeceklerimiz var. Öldürdüğünüz hayvan ya da canavarlardan %20 ihtimalle düşebiliyorlar. Bu yiyecekler Cadılar Bayramı etkinliğindeki yiyecekler gibi bozulmazlar. Çünkü aynı zamanda bu yiyeceklerin bazılarını süs olarak da kullanabiliyoruz. Evet dostlar, oyunda kendimize yılbaşı ağacı yaptığımız zaman bunları ağacı süslemek için kullanabiliyoruz. Bu yiyecekler genel olarak az da olsa can, akıl sağlığı ve birazcık da tokluk sağlayabiliyorlar. Ve tabii ki asıl yılbaşı süslerimiz mevcut. Bunları da yine yılbaşı ağacımızın üzerine asabiliyoruz. Bu süsleri canavar ya da hayvanlardan çok az ihtimalle düşürebilirsiniz. Küçük bir not, bu süsler tentacle'lardan, kurbağalardan ve katil arılardan düşmez. Ayrıca bu süsler haritada yerde bulduğumuz ve yağmaladığımız iskeletlerden en az birinde ve yazın Oasis çölündeki Oasis gölünden balık tutarak da bulunabiliyor. Bunların yanı sıra bir de muhteşem süsler mevcut. Bu süslemeler oyundaki bosslarla alakalı. Oyundaki bossları öldürdüğünüz zaman bu süsleri düşürebilirsiniz. Ama tabii ki yılbaşı ağacımızın ışıkları olacak. Bu ışıklar 4 farklı renge sahiptir. Yılbaşı ağacının üzerine koyduğunuzda ya da yere bıraktığınızda parlamaya başlıyorlar. 160 gün boyunca yanmaya devam ederler. Şu an için sadece Deerclops ve Klaus bosslarından düşüyor. Ama yine yaz mevsiminde Oasis gölünden balık tutarken de bulabiliyorsunuz. Evet, süsler kısmını bu şekilde bitirdiğimize göre bakalım başka neler varmış. Gingerbeard Pix yine bu etkinlikte karşımıza çıkıyor. Bu sevimli şeye yaklaştığınız zaman arkasında kurabiye kırıntıları bırakarak sizden kaçar. Onu sonuna kadar takip ederseniz %80 şans ile 3 ila 5 arasında Gingerbeard Pix evleri bulabilirsiniz. Ancak %20 şans ile de Gingerbeard Vark ile karşılaşmanız mümkün. Öncelikle Gingerbeard Vark'tan bahsetmek istiyorum. 1800 cana sahip, 50 hasar vuran mini bir boss diyebiliriz. Kendisinin yeteneği belirli aralıklar ile tükürür ve sizi yerinize sabitler. Öldürdüğünüz zaman kurabiye kırıntıları, diş ve Holiday Cheer düşürür. Gingerbeard Pix evlerine gelecek olursak, balyoz ile yıktığınız zaman 5 adet kurabiye kırıntısı ve 1 adet Holiday Cheer elde edersiniz. Buradaki önemli nokta Holiday Cheer'ları. Holiday Cheer, fırında yapacağımız yemekler için gerekli olan bir malzeme. Evet dostlar, oyunda arkadaşlarınız ile yemek masaları kurup fırında yemekler yapıp birlikte oturup yiyebilirsiniz. Bu fırını 1 adet düzleştirilmiş taş, 1 adet mermer ve 1 adet odun ile yapabilirsiniz. Fırının yanına gittiğiniz zaman çeşitli yiyeceklerin tariflerine ulaşabiliyor olacaksınız. Mis gibi yemeklerinizi yaptınız. Bunun üzerine bir de mis gibi masa kurmak olmaz mı ya? Bu masayı da 1 adet kalas ve 1 adet bufalo tüyü ile yapabilirsiniz. Bu masalardan birden fazla yapıp bunları birbirine bağlayabilirsiniz. Sadece fırında pişen yemekleri masanın üzerine koyabilirsiniz, diğerlerini kabul etmez. Bu masada oturup ziyafet çektiğiniz zaman canınız ve akıl sağlığınız dolmaya başlar. Can ve akıl sağlığının dolma hızı masa sayısına, masadaki yemek çeşitliliğine, aynı anda ziyafet çeken oyuncu sayısına göre artar. Yılbaşı ağacını sona sakladım dostlar. Yılbaşı ağacımızı yapmak için öncelikle 2 adet gübre ve 1 adet kalas ile Festive Tree Planter yapmanız gerekiyor. Bunu yere koyup içerisine ağaç ektiğimiz zaman bir yılbaşı ağacı olarak büyüyor. Tam formuna ulaştığı zaman üzerine topladığımız süslerimizi asabiliyoruz. 8 eşya yuvasına sahip seçtiğiniz 8 adet süsü asabilirsiniz. Eğer ki bu ağacın altında çok da uzak olmadan yakın bir yerde ışıksız bir şekilde uyursanız ağacın altında bir hediye belirir. Işıksız nasıl uyuyabiliriz ki derseniz, kendinize bir tane uyku tulumu yapıyorsunuz ve termal stone'unuzu iyice ateşin yanında ısıtıyorsunuz. Termal stone'u ısıttıktan sonra üzerinize alıp ağacın altında uyumaya gidiyorsunuz. Termal stone'un sıcaklığından gelen azıcık ışık sizi karanlıktan koruyacaktır. Ya da eğer ki ağacınıza ışıklar asmışsanız o ışıklar da sizi karanlıktan korur. Uyuduktan bir süre sonra bir zil sesi duyacaksınız. Bu zil sesinden sonra herhangi bir vakitte kalkarsanız ağacın altında bir hediye bulacaksınız. Hediyenin içinde şansınıza göre çeşitli şeyler çıkabiliyor. Ayrıca Deerclops'un ismi ve görünüşü değişti. Aynı zamanda gözünden lazer atabildiği bir özellik eklendi. Muskus boss'unun ismi ve görünüşü değişti ama eskisinden bir farkı yok. Birger boss'unun ismi ve görünüşü değişti ama yine eskisinden bir farkı yok. Dragonfly'in gözlerinde değişiklik söz konusu. Unutmadan söyleyeyim dostlar, eğer ki arkadaşlarınız ile oynuyorsanız onlara küçük hediyeler verebilirsiniz. 1 adet papyrus ve 1 adet çiçek ile Survival bölümünden hediye paketi yapıp içerisine 4 adet herhangi bir şey koyabilirsiniz. Bu hediye paketlerini yere bıraktığınız zaman rastgele şekil ve desenlere sahip olurlar. Arkadaşlarınız bu hediyeyi açmak için sabırsızlanabilir. Bu kadardı millet. Umarım bu etkinliği arkadaşlarınız ile güzelce oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.